bir iletişim kuruldu. Anında gönderdim. Peki şimdi Bursa, bakalım o neler isteyecek Sayın Başkan. Bursa muhabirimiz İbrahim İnce telefon attığında hazır söz Bursa'dan açılmışken önce bir iyi akşamlayalım. İbrahim İnce iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Çelik. Evet İyi Bursa'yı... akşamlar değerli konuklar. Evet. İyi akşamlar Sayın İbrahim Bey. Bursa'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Olimpik sporların adresi Mehmet Çelik'le spor penceresinden tüm spor severlere de iyi akşamlar dileyerek bu akşamki Bursa'dan değerlerimiz işi olduğumuz spor haberlerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hadi bakalım. Bursa'da Sayın Çelik geçtiğimiz hafta güreş damgasını vurdu. Genç erkekler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı. 40 kulüpten 200'e yakın sporcunun katıldığı güreşlerde 50, 60, 84 ve 120 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya Bursa'dan katılan güreşçilerin ağırlıklı olması, başarılı sonuçlarda ağırlıklı olması, Bursa'dan gelecekte çıkacak başarılı güreşçilerin de Bursa'dan çıkacağının habercisi oldu. Aynı sonuçlarda, aynı değerde badmintonla ilgili haberimizi de paylaşmak istiyorum. Altyapısından Türk sporuna birçok milli sporcu kazandıran Osman Gazi Belediye Spor Kulübü badminton'da da iddialı. Baş antrenör Çağatay Taşdemir'le yapmış olduğumuz görüşmede olimpiyatlara katılan sporcuların Osman Gazi Belediye altyapısından yetişmiş olduğunun dikkatini çekerek yapmış olduğu çalışmalarının doğru yolda olduğunu söyledi. Aynı zamanda yılın antrenörü seçilen Osman Gazi Belediyesi baş antrenörü Çağatay Taşdemir'e de badminton'un başarılı federasyon başkanı Murat Özmekik tarafından ödülü verilerek başarılı çalışmalarının devamını diledi. Evet. Diğer haberimiz de biraz evvel de canlı yayında konumuz olan Bursa'nın başarılı sağ komiserleri dernek başkanı Ercan Üçücü başkanımdan söz etmek istiyorum. O biraz evvel çok mütevazı konuştu. Kendisi benim de aynı zamanda stat müdürü olarak görev yaptığımdan aynı zamanda Ali Osman başkanıma da söylüyorum. O da bilir. Sağ komiserleriyle birebir temas halindeyiz her maçlarda. Biraz da profesyonel maçlarda. Doğrudur başkanım. Evet, doğrudur. Ercan Üçücü başkanımız göreve geldiği günden bu yana Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek iki tane bayan sağ komiseri olan Sibel Çakıroğlu ve Canan Çalışkan Hanım'ı Süper Lig'de Bursa Spor Gençler Birleşliği maçında görev almasını sağlayarak ülkemizde ilk olan bir çalışmaya damgasını vurdular. Bunun da ilk olarak Tekrümeli TV ekranlarınızdan sizlere duyuruyoruz. Evet. Bal Ligi'nde de Sayın Çelik aynı bu sene bu hafta Bursa'nın başarılara dolu haftası Bal Ligi'nde de ilk iki sırayı Merinos ve Kestel Spor almış olduğu galibiyetlerle ilk iki sırada yer alarak son haftalara yaklaştığımız Bal Ligi'nde ilk iki sırayla playofflarda oynama yolunda ilerliyorlar. Son haberimiz de işte gene bu Tekrümeli'nin başarılı yayınlarını izleyen aynı zamanda Yalova'nın başarılı belediye başkanı Yakup Kaçal'ın da çok selam ve sevgilerini, saygılarını iletmemi söyledi. Evet. Başarılı belediye başkanı Bursa ile biraz da Orhan Gazi ilçesi ile yapmış olduğu Çele kardeş kulüp temellerini attı. Yakup Kaçal başkanımız Yalova Belediyesi olarak masa tenisi, bisiklet, evet, güreş ve voleybol dallarında çalışmalar başlattı. Bunun da ilk semeresini geçtiğimiz haftalarda Alanya'daki, Aksaray'daki yapılan sizin de evet, bizlere görüntülü olarak ilettiğiniz masa tenisinde Türkiye şampiyonu çıkartarak masa tenisinde başarılı evet, olduğunu evet, ülkemize duyurdu ve milli takımımıza 6 sporcusunu verdi. Evet. Bu yönden de bu Türkçe yayınlarınızdan sonra dolayı sizlere bir kez daha teşekkür etmemi diledi Sayın Başkanımız Yakup Kaçal. Evet. Peki bu ben özellikle bu şubeye, evet, Yalova Başkanı buradan sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Milli Takımlar Teknik Direktörü Sebahattin Sabirioğlu'na, tabii Federasyon Başkanı Oktay Çimen'e çok teşekkür ediyoruz. Yalova da lokomotif illerin başında geliyor. Peki Sayın İnce,
Kolay gelsin. Haftaya yeni gelişmelere görüşmek üzere. Orhan Gazi Sayın Kaymakamımıza çok sevgi ve selamlar yolluyoruz. Tüm Orhan Gazi'ye kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bir de sana bir görev tevdi ediyoruz. Sayın Süleyman Şahin'e, özellikle saha komiserlerine, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüze iletiyoruz. Evet. Sen de takip ediyorsun. Saha komiserlerini şöyle bir ayağa kaldıralım. Desteğimizi esirgemeyelim. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama hemen kapanıştan sonra muhteşem bir VTR ile yine softball'da çok değerli başkan Sayın Şahin Kömürcü duygulu anlar yaşadı. Dedik ya, güzel kupa töreni var. Bu güzel görüntülerle programı kapanıştan hemen sonra sizi baş başa bırakıyoruz ama Nezir abiye spor AŞ'nin gençlik spor müdürü Sayın Osman Avcı eski bir hakemdi. Bakalım o ne gibi yardımlar yapmış. Ona da kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Spor AŞ'ye genel müdürü Sayın Alparslan Baki Ertekin ve çalışanlarını ayrıca da tebrik ediyoruz. Önce bunu anlatalım, sonra da kapanış konuşmasına geçelim efendim. Sevgili hocam, bizim biliyorsunuz ki tek tip elbise giyme zorunluluğumuz vardır. Sahaların aynası olmamız bakımından. Sahaya çıktığımız zaman saha komiseri gördüğü zaman saha komiseri olduğunu anlasınlar diye. Biz buna çok özen gösteriyoruz. Aramızdan beraberce çok maçlara çıkmış olduğumuz sevgili evet. müdürümüz, İstanbul Büyükşehir Gençlik Spor Müdürümüz, Sayın Osman Avcı müdürüme bir telefon ettim ve ertesi gün bize randevu vererek makamına kabul ettiler. Kabul ettiklerinde ne derdiniz var dedi. Dedim siz bizim derdimizi en iyi bilenlerden birisiniz. Onun için dertlerimiz size açık dedim. Yağmurda, kışta giyecek bizim şeylerimiz yok. Aynı renkte, aynı şeyde giymemiz için. Ne düşünüyorsun dedi. Hemen telefonla açtı, emirlerini verdi. 200 tane arabasına doldurtturdu. 200 tane anorak, 200 tane spor çantası, 200 tane de atlet tişört vererek saha komiserlerimizin yığmış bulundayız. Şu anda arkadaşlarımıza en kısa zamanda bunu dağıtacağız. Huzurlarınızda kendisine ve bizlere emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de size borçluyuz. Zaten siz olmasanız saha komiserleri hiçbir zaman duyurulmadı. Başta Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Atilla Bey Başkanımız olmak üzere Atilla Başkanımız. Atilla Baykan. Atilla Baykan Başkanımız olmak üzere size kameramanından yönetimine herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Perşembe gününün gelmesini dört gözle bekliyoruz. Benim 80 yaşında ninem var. İnanın ki spor dallarını bazen size de söylemiştim. Spor dallarını ya bunlar varmış evet. da haberimiz yok. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Sağ Bizi olun. İzleyenlere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Türkiye'ye bütün başkanlara, saha komiserleri üyelerine selamlarımızı yolluyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya misafir ettiğiniz için. Evet, saha komiserleri İstanbul patronu olarak Sayın Ali Osman Özgür, son olarak siz neler söyleyeceksiniz efendim? Buyurun. Şimdi ben önce Sayın Yemen Başkanıma, Sayın Ali Düşmez Başkanıma, Sayın Yetki Karagaş Başkanıma ve Sayın Ahmet Başkanıma, Hakem ve Gözlemciler Başkanıma, bunların bize tam destek verdikleri için kendilerine şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü onlarsız bir adım atmak mümkün değildir. Çünkü onlar sizin çalışmanızı görecek. Evet. O çalışmanın karşılığında size destek vereceklerdir. Siz dürüst olduğunuz müddetçe, siz çalışkan olduğunuz müddetçe her tuttuğunuz dalı koparırsınız. Ayrıca bütün Türkiye'deki 56 ildeki il başkanlarıma, yani şube başkanlarımın hepsine, yönetim kuruluna ve tüm üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onlarla beraber bu işi göğüsleyeceğime inanıyorum. Ve Müğütüm'deki Ekrem diye bir kardeşim var. Ona evet. da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Altınay Camiası'na da teşekkür ediyorum. Ve şurada gördüğünüz şu yönetime evet. sizin huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlarsız ben hiçbir evet. zaman hiçbir işlemin içinde bulunmadım. Hep ben açık olarak oynadım. Evet. Turgut Başkanım'la her gittiğim yere de beraber gittim. Kendisine de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Ve camiası olarak Tek Rümeli Camiası Başkanı'na, yönetim kuruluna ve orada çalışanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Ayrıyeten Mehmet Çelik olarak. Evet.
sizin Saha Komiserleri Derneği'ne verdiğiniz emeklerden dolayı size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Tüm Türkiye'ye hürmetlerimi bildiriyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet Sayın Başkan çok güzel açıkladı ama ben bize değer verip mail atan birkaç maili de okuyacağım. Saha komiserlerimi de yanıma alıyorum, sonra programı kapatacağız. Şöyle biraz daha gelin, herkes ekrana şöyle gelsin, uzunları biraz arkaya alalım. Evet saha komiserlerin en büyük destekçisi Mehmet Çelik. Başta siz ve dernek başkanımız Ali Osman Özgül, As Başkan Nezir Aydın ve katılımcı saha komiserlerimiz saygılarımı selamlıyorum. Biraz kısa yazsayınız iyi olur ama programı zevkle seyrediyorum. Her zaman gereken bizlere, gerekse amatör spora verdiğiniz önem her türlü takdiri hak ediyor. Ben Yeni Bosna şampiyonluk maçındaki hakemlerle olan röportajları hatırlarsınız. Oldukça yağmurlu bir havada birlikte bayağı konuşuldu ve de hakem arkadaşlara ben sizi oldukça takdir ettik. Gerçekten de gerek stüdyoda ama en önemlisi sahadaki çalışmanız ve organizasyon takdire şayandır. Sizi sevgiyle selamlıyorum diyor. Saygılarıma sağ komiseri yollamış Doğan Beker. Doğan abimize bir alkış yapalım. Sağ olsun Doğan. Evet. İyi akşamlar Mehmet Bey. Sağ komiserlerine vermiş olduğunuz destekler için teşekkür eder. Başkan ve yönetme başarılar dilerim. Adem Yazıcı. Sağ olun. Ve bir tane daha okuyalım. Evet, öncelikle Spor Pencere programı ekibine Giresun'dan selamlar. Konuklarınızdan sağ komiserlerinden Nezir Aydın'ın yeğeni Şamil Aydın. Sevgili amcama başarıların devam diliyorum. Böyle güçlü komiserlerimizin sahalarımızda olduğu sürece Türk futbolunun kalitesi öne çıkmaktadır. Allah utandırmasın, başarınız devam diliyorum. Giresun'dan Şamil Aydın. Sağ ol yavrum, teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik ama işte saha komiserlerimiz burada. Tüm Türkiye adına onları bu akşam Teknome TV ekranlarına Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nde sizlerle buluşturduk. Önemli projeleri, önemli meseleleri anlattılar. Sağ olsunlar, aslanlar gibi şu an hepsi birer birer ekranlarınıza geliyor. Ama biz programı kapatırken bizim de çok büyük bir ekibimiz var. Genç, dinamik ama çok dayanıklı bir ekibimiz var. Yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına haftaya çok güzel görüntülerle, yeni branşların başarılarıyla ekranlarınıza gelinceye dek. Hepinize şimdilik iyi akşamlar, hoşça kalın ve softball'la kalın, softball'la bitiriyoruz efendim. İyi akşamlar.